bu 10 yılda Türkiye'yi iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye hakikaten iyi yönetilmiş. Şimdi biz 10 yıl önce 2001 krizi patladığında IMF'ye el açtık. Dedik ki bize borç var. 35 milyar dolar borç aldık. Efendim bankalar TMSF'ye devredildi, bankalar battı. Şimdi bugün 10 yıl sonra geldiğimiz noktada biz IMF'ye 5 milyar dolar borç veriyoruz. Borç almak değil, borç veriyoruz. Amerika'da, Avrupa'da bankalar batarken Türkiye'de TMSF'ye, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilen bir tane banka yok. Yani bu Türkiye'nin iyi gittiğini, önünün açık olduğunu göstergesi. Tabii muhalefet, efendim memleketi sattığımız bittik, yokluk, kıtlık, sıkıntı. Ama onlar da bu ülkede yaşıyor. Bu ülkenin konforundan, efendim gelişmesinden, her şeyinden onlar da istifade ediyor. Ama konuşuyorlar, da onlar konuşacak. Onlar laf üretiyor, biz iş üretiyoruz. Türkiye'den Balıkesir'e geldiğimizde, tabii Türkiye'de siyasi istikrar var, ekonomik istikrar var. Hakikaten beklentiler olumlu. Balıkesir'de bu Türkiye'deki istikrardan ve gelişmelerden nasibini alıyor. Hakikaten yatırımlarla, efendim barajlar, göletler, yollar, otoyollar, hastaneler, sağlık, eğitim. Hakikaten Balıkesir olarak buradan nasibimizi alıyoruz. İnşallah şimdi tabii yeni bir teşvik kanunu çıktı. Bu teşvik kanununda da Balıkesir 3. bölgede yer aldı. 3. bölgenin teşviklerinden yararlanacak. Ama organize sanayi bölgesinde yatırım yaparsanız 4. bölgenin teşviklerinden.